Merhaba sevgili mantar yetiştiricileri. Bu videomuzda size yeni karbondioksit ve nem kontrol cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Karbondioksit için fanlarınızı kontrol etmek amacıyla fanlarınızı fan prizine, nemi kontrol etmek amacıyla nem prizine takacağınız bir nem, nem cihazını bu cihazımızda kontrol edebilirsiniz. Öncelikle karbondioksit kontrol cihazımızdan bahsedeyim. Sensörümüz panodan ayrı e, olacak şekilde tasarlanmıştır. E, sensörümüzü mantarhanenizin içerisine koyabilirsiniz. Standart 2 metre kablo ile gelmektedir ve e, panomuzu mantarhanenizin dışına e, duvar aparatlarıyla monte edebilirsiniz. Sensörü mantarhanenizin içerisine uzattığınızda mantarhanenin içerisindeki karbondioksit değerini okuyup e, cihazımıza iletecek ve bunu ekrandan görebileceksiniz. Şu anda atölye ortamında karbondioksit oranı biraz yüksek olduğu için 1235 gibi bir değer gösteriyor karbondioksit cihazımız. İnsan nefesi de yaklaşık 1500-2000 ppm'lere kadar çıkabiliyor. Ben buradan bir nefesimi üflemek istiyorum. Ve beraber tepkisini görelim. Şu anda üfledim. Gördüğünüz gibi ppm bir anda... 2000 2000'lere kadar çıktı. Ee, hızlıca videoyu kesmeden de bir e, sonuç almak için şöyle biraz elimle havalandırıyorum. Gördüğünüz gibi karbondioksit tekrar normal odada okuduğu seviyeye kadar düşmeye başladı. Bu arada fanlarımıza ee, çıkışı nasıl verdiğini nasıl çalıştığını anlatayım. Ee, bir manuel çalıştırma modumuz var. Manuel çalıştırma modunda biz e, fanlarımızı bu şekilde çalış diyebiliyoruz fanlarımıza. Otomatik modda ise şu anda e, anlatacağım bu değer düşerken set tuşuna bir kere basıp eksi tuşuna iki ikisine birlikte bastığımız zaman e, karbondioksit için set değerimiz e, ortaya e, ekranda görünüyor. E, set değerini artı eksi tuşlarıyla arttırıp azaltabiliyoruz. Biz bu set değerini ancak 1000 ppm'e kadar ayarlayabiliyoruz. 1000 ppm'den daha yukarısını ayarlayamıyoruz. E, dolayısıyla 1000 ppm'in üstündeki tüm rakamları da ölçtüğünde e, karbondioksit cihazımız fanları devreye sokacaktır. Ta ki e, ayarladığımız değerin altına düşürünceye kadar set tuşuna bir daha bastığımızda bu değer e, ölçtüğümüz şu anda ekranda gösterdiği değeri e, istediğimiz değeri ayarlayabiliriz aslında örneğin 1200 gösteriyorsa biz bunu e, buradan mesela 200 daha az göster diyebiliriz. Eksi 200 dediğimde 1200'lü yaklaşık 1000'lere düşmüş olacak. Hatta ben bunu 250 yapayım 950 hatta 300 yapayım ki 900'lere kadar düşmüş olsun. Böylelikle cihaz devreden çıkmış olacak. Set tuşuna bir kez daha başladığımda fanları biz kaç dakika çalıştırmak istiyoruz? Kaç dakika durmak istiyoruz? Yani çalış dur çalış dur şeklinde çalışsın ki fanlar hem mantarı hasarlamasın hem de bizim cihazımızın değerini doğru şekilde okumasına müsaade edecek kadar bir vakit sağlasın. Çalışma süresini buradan örneğin standart mantarhanelerde uygulanan yöntemlerden bir tanesi çalışma süresini 3 dakika, durma süresini ise 15 dakika ayarlıyorum. Yani her 15 dakikada bir eğer karbondioksit yüksekse 3 dakika çalışarak Karbon dioksiti bizim istediğimiz seviyenin altına düşürecek. Sete bir daha bastığımızda şu anda biraz biraz önce verdiğim şeyle eksi 300 ile 950'nin altına düştü. Biz de zaten 960 civarında bir şeyi ayarlamıştık. Bir daha basarsam eksiye ve ikisine bir arada. Evet, 960'a ayarlamışız. Tekrar. Seti bu şekilde gelerek normal ekrana dönüyorum. Şu anda fanlara çıkış vermiyor gördüğünüz gibi. Şimdi hafif tekrar karbondioksit oranını yükselterek fanları nasıl devreye soktuğunu görmek istiyorum. Ki daha ben buna elime alır almaz birkaç puan yükseltti ve fanlar devreye girdi. Şimdi 968 ne zamanki 950'ye düşecek? O zamana kadar fanları 3 dakika çalıştıracak. 15 dakika durduracak. O şekilde çalışıp durduracak. Ben şöyle biraz elimle acaba havalandırma yapsam düşürebilir miyim diye bir deniyorum. Düşmedi. Ben bu videonun devamını şimdi daha dışarıda daha şey havanın temiz olduğu bir ortamda çekmeye devam edeceğim. Orada da görmüş olacaksınız.